biliyorlar. Bu Tekrarda sanayi ama yetek kitlesinin. Evet, buyurun. tekrarda ama işte dediğim gibi yani olay öyle bir noktaya geldi ki kimse çıkıp yaşla ilgili bir düzenleme çıkaracağız diyemeyecek duruma geldik şu anda. Yani Sayın Bilgin çıksa işte bu düzenleme getirdiğisi insanlar demez mi? Yani 6, 7, 8, 1 senedir uğraştım çıkara çıkara bu düzenleme getirdim karşımıza. Biz EYT'li olarak konuşuyorum yani. Sayın Bilgin şunu da diyebilir. İşte bana görev verdiler. Ben de işte seçenekli hazırladım. Bunu tercih ettiler. Benim suçum ne deyip kenara da çekilebilir. En başından Ama söyleyebilirdi. En en başından başından söyleyebilirdi. söyleyebilirdim. Ama Çıktıklarını da diyebilirdi söyleyenleri de ki var. Evet. tabii, çıktıklarını da diyebilirdi ki biz yaş şartıyla alakalı, evet, bu emeklilikte yaşa takılanlar, ama bu kadar kitlenin mağduriyetini gidereceğiz. Onlara yönelik bir çalışma yapacağız. Yani bu bahsettiğim Ocak ayında mesela, ta bu yılın Evet. başında. Ama bir yıl boyunca susup hiçbir şey söylemeyip bir yılın sonuna kadar beklentiyi büyütüp 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 en sonunda bir yaş şartıyla çıkılırsa çok çok büyük ters tepecek gibi görünüyor yani şu an için. Dediğim gibi onu da çıkıp artık kim açıklayabilir onu da çok merak ediyorum. Ben en çok merak ettiğim eğer o Evet, şekilde ben de benim merak asıl ediyorum merak Emre. ettiğim bu. Acaba kim o şey o ateşten gömleği kim giyebilecek? Kim cesaret edebilecek? Ben onu merak ediyorum. Dün açıklama bekliyorduk. Dünkü yayında açıklama bekliyorduk, yani kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı'ndan açıklama gelmiyor. Ben açıkçası beklemiyordum, yani hani Cumhurbaşkanı'nın EYT ile ilgili bir açıklama yapacağını düşünmüyordum. Şimdi bakana topu atması biraz olumsuz oldu, yani ben öyle düşünüyorum en azından, ama hiç belli olmaz. Yarın bakan çıkıp 3 Ocağı işaret edip tekrar Cumhurbaşkanı'na bırakabilir bu işi. Ama bırakmazsa artık bu iş bitmiş demektir yani. Çünkü Cumhurbaşkanı'ndan bekliyoruz yani, hani Cumhurbaşkanı söyleyecek muhtemelen eğer bir yaş şartı olmazsa. Ama işte bakana bıraktı. Bakan da yarın ne söyleyecek veya işte bu hafta Cuma gününe kadar ne söyleyecek, merakla bekliyorum. Ama yani çok ilginç bir şey. Bakan çıkıp yine yaşla ilgili bir şey söylemez. Çalışmalarımızı yapıyoruz, işte kapsamlı bir şey yapacağız diye 3 Ocağı bırakır, Cumhurbaşkanı'na yönlendirirse tekrar, hani bilin ki tekrardan yaş olmama ihtimali büyüdü anlamına Evet. gelir. Ama bakan çıkıp böyle böyle bir yaş şartı getiriyoruz derse artık o saatten sonra pek bir dönüş olmaz gibi görünüyor. Ama tabii bu işin daha meclis ayağı var, kamuoyu Tabii. tartışacak, bilmiyoruz yani hani bununla ilgili. Bakalım bakan ne açıklayacak, merakla bekliyoruz. Size gelen yorumlar, sorular nasıl peki Çetin Bey bu süreçte? Yani siz nasıl gözlemlediniz ilk, yani çünkü şunu fark ettim. Herkeste bir gerginlik var yani. Gerginlik var. Yani herkes şaşırmış durumda. Evet. Nasıl olacağını bilmeden kafa karıştırılıyor. Siz nasıl bu süreçte tepkiler aldınız? Yani hani sorular, cevaplar, bu anlamda soruyorum. Evet ya genelde siz hala yaş konusunun gündeme alınmayacağına emin misiniz? Veya işte yeni yaş şartı geliyormuş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kötü bir eleştiri almıyorum. Sadece ben yine yaş şartı yok diyorum. Sadece bu kadar net nasıl açıklama tweet atabiliyorsunuz gibi şeyler alıyorum ama şu eski yani bundan bir ay önceki şey yok insanlarda böyle bir ay önceki keyif yok. Bir yılgınlık var, evet. Yılgınlık var. Yani biz bunu sürekli iç içeyiz zaten. Biz bunu gelen sorulardan, tepkilerden, yorumlardan zaten anlıyoruz. Hatta biz bile yıldık Murat Bey. Ya ben de yıldım. Hakikaten ben de yıldım. Yoruldum yani şeyden. Sürekli bunun inişli çıkışlı bu gelgitlerden. Özellikle bu televizyon programlarında sabah altyazı geçiyor. EYT açıklanacak şu bu. Sabah başlıyor altyazı. Akşam bakıyorsun tek bir açıklama yok, bir şey yok. Bunlar insanları psikolojik olarak yıldırdı Murat Bey. Mesela Sencer Bey demiş ki bir hesap hatası var. EYT'lilerin ortalaması 49,5 yaş ve toplamda
5 milyon 700 bin EYT'li var. Yaş şartı yoksa yıl sonu 4 milyon insanın emekli olması gerekir diyor. Bu yaş ortalamasına göre değerlendiriliyor. Aslında Sencer Bey de çok iyi bir noktayı yakalamış. Ortalama 49.5 ise 2 milyon olmaması gerekiyor değil mi? Mesela 4 milyonluk bir rakam çıkması gerekiyor. İşte burada şeyi bilmiyoruz yani bir türlü. Belirsizlik. 2 milyon üzerinden mi değerleniyor? 5 milyon 700 bin üzerinden mi değerlendirilmiş? Hayır, 2 milyon üzerinden değerlendirilmiş o. 2 milyonun yaş ortalamasına bakılmış. Heh, o zaman onlara yönelik bir çalışma bu. Yani tabii. Kalan 3 milyon 700 dışarıda daha. Çünkü onların primleri falan eksik. Onlar hesaba katılamıyor zaten şu anda. Primleri eksik. Hmm. 25 yıllar 2024'te dolacaklar var. 2023'ün sonunda dolacaklar var. 6. ayından sonra dolacaklar var. Onlar dahil değil. Bu bahsedilen 2 milyon şu anda yaş şartını kaldırdığımız zaman emekli olacak kişi sayısı. Bu defalarca söyledi zaten bakan. Sencer Bey, yani burada yaş ortalamasının 2 milyon üzerinden olduğunu evet siz doğru bir noktayı düşünmüşsünüz ama total rakam üzerinden hesaplanmamış. 2 milyonluk kitle üzerinden hesaplanmış. Ve o kitlenin ortalaması da 49.5 olarak söyleniyor. Valla burada da bir kafa karıştırıcı durum var. İşte bu şeffafsızlık, parça parça yapılan açıklamalar çok ilginç. Mesela İstemi Kaan şu an bir yorum atmış. Demiş ki Murat Bey, Kanal 23 AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, bu EYT modeline emeklilikte yaşa takılıp da beklenti içerisinde olan insanlarımız itiraz etmeyecek diye düşünüyorum diyor. İşte oradaki bu EYT yasasını bilmiyoruz. Yani bir yaştan mı bahsediyorlar? Hiçbir şekilde buna girmiyorlar. Yani yaşla alakalı soruları, yani bakanın yaşla ilgili sorularına bir bakın. Duyunca böyle bir yani şey oluyor. Nereden çıktı bu soru yine dermiş gibi ama çok ilginç evet. Yani. Hani zaten olay yaş. Hiçbir şekilde cevap vermiyor yani o konuya. Sadece bu kadar süreçte en çok öğrenebildiğimiz konu seçeneklerin olduğu. O da sonunda yani. Sonunda bir seçenek varmış. Hani hep tek seçenek deniliyordu ya. Tek seçenek değilmiş yani bu. Bunu da bilmek lazım. Farklı seçenekler sunulmuş. Yaş değil de prim kademesi olur mu demiş mesela Cumhur Bey. Yani onunla ilgili 99 öncesi değişmeyecek dedi. Siz öyle bir prim güncellemesi bekler misiniz? Yani aslında olsa iyi olur ama Sayın Bakanım özellikle prim eşitleme konusunda açıklamaları vardı ama şu anda hiçbir şeyden bahsetmiyorlar. Şu anda yaş onların önüne geçti Murat Bey. Yaşa takıldık şu anda hepimiz. Bu arada Hamza Dağ'dan bir açıklama var. Hamza Dağ Ocak gibi bir şey söylemiş sanırım. Hemen bakıyorum. Son dakika bu da haberlerimiz arasında. Hamza Dağ demiş ki, son dakika haberi bu. EYT konusu gerçekten en ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken ve hiç kimsenin bir mevzuat düzenlemesi yapıldığında ben dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma. Bakanlık o konuda da bütün ayrıntısına kadar çalışıyor. Net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Bakanlıktan aldığımız bilgiler çerçevesinde milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma ortaya konacak diyor. Sonrasında şunları söylüyor. Evet, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Hamza Dağ'ın açıklaması bu. Hamza Dağ'ın açıklamasında dikkat çeken nokta Çetin Bey, hiç kimsenin dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma olacak. Tamam. O da ucu açık bir açıklama. Yani hiç kimse dışarıda kalmayacak ama kimler kastediliyor? EYT'lilerse kastedilen stajyerler, Babur Tezcim mağdurları, diğer mağdurlarsa güzel. Ama sadece EYT'yi kastediyorsanız EYT'lerin zaten dışarıda bırakamazsınız ki, öyle bir şey zaten yapamazsınız ki. Peki. O açıklama açıklama da çok doyurucu bir açıklama değil bana göre. Yani hiç kimsenin dışarıda kalmayacağı demek zaten yaş şartını kaldırmak değil midir? Yani burada hiç kimseden kasıt zaten EYT mağdurlarının sayısı belli. Evet. O hiç kimseyi dışarıda bırakmayacaksanız yaş şartını kaldırmanız gerekiyor. Ama burada işte bir mantık hatası var. Nalan Hanım da bir tweet atmış, demiş ki
2022 yılı içinde bu EYT defterini kapatacağız dediler ve yapılacak açıklamayı bekliyoruz. Mağduriyetin sebebi olan yaş şartı kalkmadan konu çözülemeyeceği için önümüze yaş şartı gelmeyecektir diye bir ifade söylemiş. Böyle bir tweet paylaşmış. Yani Hamza Dağ'ın açıklaması işte son dakika gelen açıklamalar arasında da çok ilginç yani. Net bir şey yok hala. Şöyle bir bakıyorum. Birisi, bir izleyicimiz demiş ki Ocak ayına kaldı gibisinden bir şey söylemiş. Ama net bir durum yok. Bir yandan ben sizde yayın yaparken Hamza Dağ'ın daha net bir söylemi var mı? Ona bakıyorum açıkçası. Hemen bakıyorum hemen. Benzer açıklamalar Murat Bey. Yani net bir şey yok. Bir şey söylememiş, doğru. Yok, yani benzer açıklamalar. Hiç kimsenin ben dışarıda kalmayacağım dediği açıklamalardan bir tanesi. Yani peki. Ne demek o mesela? Yani net bir açıklama halen yok. Murat Bey, Bakan Bilgin çoğunluğu kapsayacak şekilde bir çalışma olacak diyor. Herkesi kapsayacak demiyor. Evet, bu da mesela çok dikkat ettiğimiz doğru bir nokta. İşte buradaki sonuçta yaş şartına çıkıyor yani. İşin aslında özeti bu. Ama mesela Hamza'dan yaptığı açıklamada da hiç kimsenin dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma demek falan. Yani bir kopukluk var. Bakalım yarın izleyeceğiz, hep birlikte görüşeceğiz. Yani bakan ne açıklayacak? Bakan mı açıklayacak? Ocağı mı bırakacak? Bunu merakla bekliyoruz yani.